Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi sizlere efendim güzel bir video çekmek üzere karşınızdayım. Yılın son ayını, yani yılın son haftasını pardon çekiyoruz. Bundan sonra da inşallah düzenli çekeceğiz. 25 Aralık haftası için karşınızdayım. Evet, görüyorsunuz Jüpiter ve Tarçın yatıyorlar, uyuyorlar. Oh ne ala, dünya onlara güzel. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şuraya bakar mısınız gerçekten? Çok seviyorum. Şöyle kamerayı biraz da geriye alabiliriz. Evet, mavi çiçekli, bakın mavi çiçekli ve mor laleli fincanları seçtim ki sizler de böyle güzel bir ayırdına varın diye. Bu arada özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Aynı zamanda Neslihan Şirin diğer kanalımı takipte olabilirsiniz. Aynı zamanda da bu kanalım muhakkak ki videoyu paylaşıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar merak etmeyin, yüzümü de göstereceğim biraz sonra. Düştü, bunları aldım. Yorum yaparken yüzümü de görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi karıştırıyoruz ve güzelce bir enerjiyle seçiyoruz. Şöyle seçelim efendim. Bu arada da konuşabilirim tabii ki. Sizler için yıllık video çekmiştim. Kahve videomu lütfen izleyin. Aynı zamanda da diğer kanalda linklerini bu videonun altına atacağım. Özel Koç Boğa İkizler Yengeç diye sizlere özel tek tek video çektim. Onu da izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Her zaman tabii kurtarma yapma potansiyelimiz var. Kartlarımı açıyorum. Daha önce de karıştırmıştım. Bu arada TikTok ve Instagram'da da yoğun olarak, faal olarak bulunmaktayım. Shorts videolar atıyorum. Onları da beğenirseniz çok mutlu olurum. Shorts videolarını da. Shorts videoları kısa kısa videolar ve hani yukarıda videolar topluluk kısmı falan var ya, orada shorts yazıyor. Girerseniz benim güzel komedi veya işte kendimle ilgili shorts videolarını bulabilirsiniz. Evet efendim. Şimdi çekmiş bulunmaktayız. Kartlarımızı seçtik. Mumumuz da yanıyor. Burada mumumuz da. Hadi bakalım. Ben de diliyorum. Şu kısım çok önemli, biliyor musunuz? Şu kısım çok önemli. Hemen diliyorum. Evet. Diledim. Şimdi öncelikle arkadaşlar, kartları burada açalım. Fincanlara bakarken ben alabilirim. Yüzüme doğru. Öncelikle mor laleyi seçenler. Mor laleyi seçenler. Zenginliği, dinginliği ve mor rengi seçtiler. Bir bakalım bakalım arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Evet. Şöyle göstereyim. Çok büyük bir güç geliyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel bir güç geliyor. Büyük bir güç geliyor. Burada rakiplerini 10-0 öne geçme. Para için tuttuysanız güzel paralar, başarı. Bu kartın bir ismi zaten başarı. Bir canlılık, bakışınızda biraz korkaklık, ürkeklik de olsa harika bir bakış açınız var. Biraz soğuk ama yapacağınız fikirlerde o soğukluğu atın ve bir an önce evet deyin bir şeylere. Gelen güzel bir fırsat var çünkü. Burada da devleti gösteriyor, biliyor musunuz? Bu sizsiniz aslında. Kraliçe, pardon, imparator ya da imparatoriçe, fark etmez, beni bir erkekte izliyorsa. Burada çok büyük bir güç, güzel bir alan açılıyor. Hamilelik, bebek isteyenlere bebek. Ondan sonra güzel bir dişil enerjiden, işte amirdir, memurdur, müdürdür, onlardan yardım almayı gösteriyor. Harika bir şekilde efendim sizler büyümeyi, genişlemeyi gösteriyor. Büyüyeceksiniz, genişleyeceksiniz. Bu durumu düzeltmek için yardım al. Diğer kişinin bakış açısını merhametle gör diyor. Merhametli bir bakış açısı yap, diğer kişiye bak. Çok güzel bir kart bu. Ve
gerçekten empati yap dedi kartlar size ve nefes. Yani burada sağlık çıktı, nefes çıktı. Sağlık, huzur, hayat felsefeniz olmalı. Sen varsan diğer insanlar var, sen değerlisin. Nefes alıp verdiğine şükret. Böyle bir olumlama yapalım. Nefes alıp verdiğimize şükrediyoruz. Sağlıklıyız, huzurluyuz, sağduyuluyuz arkadaşlar. Evet, bakar mısınız nereye gittiler? Şimdi kamerayı çekip gösterebilirim. Oyuncakları falan, evin haline bakın arkadaşlar. Bir evde bir bebek var sanki, bebekler var. Sağlıklıyım, huzurluyum, sağduyuluyum, güvenliyim tarzında güzel bir olumlamanız da çıktı arkadaşlar. Şimdi hemen kendime çeviriyorum kameramı. Evet, çam ağacımı görüyor musunuz arkada, çam ağacını? Görüyorsunuz. O zaman başlıyoruz. Mor, evet, laleler, seçenler. Çok güzel. Yalnız o kadar sıçradı ki içten içe, böyle sanki bir duygular, bir şey olmuş. Gözyaşlarınız böyle sel olmuş, akmış. Dışarı hala akıyor gözyaşınız. İçinize mi akıttınız, ne yaptınız böyle arkadaşlar? Evet. Şimdi çok güzel bir çeşme gördüm. Siz para dilediyseniz, bir anahtar alıyorsun eline. Allah aşkına anahtara bak. Allah aşkına şu anahtara bakın. Kocaman, ben görmediğim bir şeyi, durdurun videoyu bakın. Kocaman bir anahtar var. Yani bu bir evlilik, ev, yuva olabilir. Artıdan harika bir şekilde bir deniz atı çıkmış. Bu da güzel bir enerji ve müthiş bir şeyi gösteriyor. Gücü gösteriyor, parayı gösteriyor. Deniz atı kısmettir arkadaşlar yani. Pardon, çok güzel. Evet, bir yolculuğu gösteriyor. Böyle katar katar iki parça yük götürüyorsunuz. Bir bu şey de olabilir ama. Yani ev taşıma da olabilir. Bir anahtar çıktığına göre. Dipte bir anahtar daha var. Yani burada aşk isteyenler, dedikodular almış başını yürümüş. Aşk da olmasa da işte güzel bir enerjiniz var arkadaşlar. Aa, kalp çıktı. Gittiğiniz yerde bir aşk da var. Çok bembeyaz bir kalp çıktı. Ne kadar güzel arkadaşlar. Çok güzel bir kalp çıktı. Şimdi ben zaten şöyle söylüyorum. Hani aşkta kazanan kumarda kaybeder misali. Biraz sanki böyle parayla ilgili işler açılacak. Aşk geri plan kalacak. Sonra aşk da ilerleyecek. U harfi, Y harfi, E harfi var. Ondan sonra H harfi var. T olmazsa olmaz. Trabzon'un T'si var. Sert bir enerjidir T. Böyle dedikodu yapanlar çok geride atmışsınız yani. Ama ne halleri varsa konuşsunlar, günahlarımı alsınlar diyebilirsiniz yani. Böyle de bir enerji çıkmış arkadaşlar. Gayet güzel. Evet, rakam L harfi gördüm. Rakam olarak da arkadaşlar bakın, 7 var, 3 var. Roma rakamıyla 1 çıkmış, böyle kesin bir 1 var. 9 var. Bunlar böyle arkalı arkalı çıkmışlar. Hep böyle 1, 3, 7 tekli rakam saydım. Hadi bakalım, dilek tutun. Evet, bu haftaya bakıyoruz. 25'i isteyen uzun da dileyebilir. Dileğiniz. Çok hızlı zamanda. Akışta olan paralarınız var zaten. Böyle akışta, siz daha fazlasını istiyorsanız o da geliyor arkadaşlar. Gerçekten 3 kişi bir bakın, en tepede oturmuşsunuz şurada. 3 kişi bir toplantı yahut bir şey yapıyorsunuz. Sanki bir şeyler planlıyorsunuz. Yeni gelecek bir hayat, el ele vermişsiniz ama, biliyor musunuz? Şöyle el ele tutunmalar var. Çok güzel bir çam ağacı. Biliyorsunuz yaz kış yaprakları dökmez. Güzel bir yaşam sevinci. Yılbaşı da geliyor. Yılbaşı çam ağacı. Evet, gerçekten yılbaşını da güzel geçirin. Güzel yıllar diliyorum mor fincanı seçenlere, mor laleli. Sesli bir haber var. Çok büyük bir güç var. Bir kocaman ejderha. Hane dışında yatmış boylu boyunca, gerçekten böyle uysal bir ejderha bu. Hani ağzından şey çıkmıyor, böyle ateş falan, alev çıkmıyor. Bir sakin, bir sakin bir yapıya bürüneceksiniz. İnşallah da öyle olun arkadaşlar. Gayet güzel çıkıyor. Şimdi hemen diğer, evet, diğer efendim,
Fincanımız, mavi çiçekli fincanımız. Evet, mor laleli fincanımız. İnşallah ne diyoruz? Güzel bir yıl geçirirsiniz diyoruz efendim. Önümüze alıyoruz mavi çiçekli fincanımızı. Kanalıma da abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni, yorum bekliyorum. Evet, aşağıya aldık, kabul ettik deyin lütfen. Şimdi aa, bu böyle alttan açarsak bakışınızda çıktı. Şoklama bir haber. Ay arkadaşlar, bunu kurtarmamız gerekiyor. Bunu kurtarmamız gerekiyor. Evet. Şimdi baktık. Güzel. Parayla ilgili bir haberler bakışınızda. Neden yıkım var, kule var? Neden şok haber bekliyorsunuz? Bakış olarak böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Hani lütfen bu bakışınızı bir değiştirin. Çok güzel karşılaşmalarınız var. Sana merhum bir sevdiğinden mesaj var. Dualarınız var bu hafta. Huzurlu, seni seviyor. Sen de ona ölmüşlerinize dualar okuyun çıktı. Bu çok güzel bir enerji. Eğer siz onlara böyle enerji yollarsanız, onlar da bu dünya için size çok güzel enerjiler yolluyorlar. Bir değişime evet de inandığın her şey köklü bir şekilde değişiyor. Hayatımın her alanında değişiklikleri, sürpriz değişimleri kabul ediyorum de. Lütfen, değişim geliyor. Önce şunları yorumlayalım. Önce bir hayaller var. Biraz böyle bir ucundan tutamıyorsun. Aslan yay koç, bir kişi sana yardımcı olacak. Bakışında bu hafta bir yıkım, bir şoklama haber gibi bir duyum alabilirsin. Ama bu senin bakışında, korkma. Ve aynı zamanda kupa ikilisi çıkmış. Burada da diyor ki çok güzel bir karşılaşma yaşıyorsun. Bir tane daha açalım mı? Evet. Bakışını bir değiştirelim senin. İnsanlar sana yardım edecek. Ateşli oluyorsun. Çok güzel anılar var. Anılar, karmaya geri dönüyorsun bu hafta. Evet, isteğin oluyor mu? Bir tane daha açalım kulenin üstüne. Grup çalışmalarıyla 3-4 vakit arkadaşlar. Ne istiyorsan, hani bu haftanın içinde grup çalışmalarıyla bu iş açılıyor. Hani üzüntü yapma. Sağlıkla ilgili bir haberse metanetli ol, hemen doktora koş ve doktorunla ilgili bir komplike grup çalışmaları yap. Ödüller, terfiler geliyor. Bakın, kutlama ve açtığım yerden şunu alacağım size. Çok güzel bir haber. Sizi böyle şeyde bırakmak istemiyorum, çünkü güzellikte bırakmak istiyorum. Bu şoklama bir haberde olduğu için hani rahat edin diye bu kadar kart açtım arkadaşlar. Sonucu güzel. Sonucu güzel. Sizi hiç enterez etmeyen çok acayip farklı bir şey de olabilir bu. Yani farklı bir olay, duyum olabilir. Yani sonuçta dualar okuyun. Bakın, ölmüşlerinize dualar okuyun. Sizin yedi ceddiniz toprak altında. Yani şöyle düşünün. Ben Allah ömür versin, çok bir yakınınız ölmemiş olabilir. Hani anneniz babanız sağsa Allah da ömürler versin. Ama yedi ceddiniz, atalarınız, dedeleriniz ve hiçbir kimsesi olmayan, hani böyle dualar bekleyen merhumlar var. Onlara dualar okuyun diyor evren. Ve bir değişim bağıra bağıra geliyor. Ne için tuttuysanız arkadaşlar, değişime de evet demeniz gerekiyor gerçekten. Çam ağacıma dikkat çekiyorum efendim. Çünkü çam ağacımı süsledim, biliyorsunuz artık. Seviyorum böyle şeyleri. Hani bu bir Noel kutlama değil arkadaşlar. Bu yeni senenin, yeni yaşamın, yeni koca bir yılın sevinci. Yani herkes Noel bayramı, Hristiyanların 25 Aralık'ta kutladığı bir bayram. Bizim bayramımız değil. Yani Müslümanların, ama biz de Türkler olarak evimizde yeni yıl, yeni sene, çoluğumuzda çocuğumuzda bir bahane olabilir yani kutlamak için. Evet, yeni senenin gelişine. Evet arkadaşlar, burada çok güzel bir telaş görüyorum. Evet, çok güzel bir kalp var. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel bir kalp var. Ve aynı zamanda bir Z harfi çıkmış, zenginlik. Aa, Z, Z, Z üst üste. Ne yazıyor burada? I harfi, L olabilir. I, P harfi,
P Pakistan'ın 3 rakamı yine bir E'ye benzettim. Evet. Bir balık kuyruğuna benziyor. Şurada var ya bir şey yazıyor resmen şöyle çaprazlama aşağı doğru. Şurada bir şey yazıyor arkadaşlar. Bakın harfleri de söyledim. IP gibi bir şey. 3 rakam. Aa 7 var. Evet. 7 var. Çok güzel bir ünlem işareti var biliyor musunuz? Bir ünlem işareti. Bir şeye bir nokta çekmeyi direkt böyle bir ünlem işareti koymuş. Çok güzel. Hani burada bir aslan var ve böyle hani şey yapmışsınız ne olur ya Rabbim el açmışsınız. Bu isteğim olsun, bu dileğim olsun gibilerden. Ay bu da güzel bir enerji evet. Ve burada U harfi çıkmış. 8 rakamı 5. Ondan sonra bir zaten burada dedim galiba. Arkadaşlar çok nazar var, çok nazar var. Bu fincanda biraz nazar var arkadaşlar. Çok bir ağırlık çöktü bana. Şöyle bir bakalım. Sizde de çam ağacı çıkmadıysa. Çam ağacı. Ve burada bir insan el açmış size yardımcı olmak istiyor gerçekten. Böyle bir yardımcı olmak istiyor. Şurada bir enerji var arkadaşlar. Nasıl bir şey? Bir kocaman bir göz. Sizi uzaktan izliyor. Yılan gibi böyle olmuş. Yılan kafası. Zarar vermiyor. Sadece izliyor. Onun akabinde yanında yine bir göz var. O da güzel bakıyor. Yani bunlar düşmanlarınız olabilirler. Biri biraz daha yakın bakıyor. Yakınınızda olabilir. Biri uzak. O tam temelli düşman olmuş. Siz de burada iki kişi el sıkışıyorsunuz. Bir anlaşma yapıyorsunuz. Güçlü birinden bir yardım alıyorsunuz. Kapalı yerde birinin canı sıkılıyor. Allah kurtarsın ya da kendinizi kapatmayın olur mu? Sosyalleşin. Üç tane büyük kapınız var. Kocaman kocaman aydınlıklarınız var. İki tane büyük paranız var. Hadi dilek tutun bakalım. Hadi dilek tutun. Evet. Olacak. Geriye hiç bakmayın, ileriye bakın. Yine böyle güzel bir ay yuva çıkmış, ay yuva kuğu çıkmış, yeni hayat. Ay yuvaya bakar mısınız? Kuş duruyor. Bakın bu yuva, yuva bu şu yandaki kuğu. Yani yuva yapıyorsunuz, bir yuva hazırlıyorsunuz siz. Ay çok güzel. O kadar yardım edecek insanlar var ki yuvanın altında şöyle bir şey olur mu? El ele iki insan böyle tutuşmuş birbirine bakıyor. Bir yuva kuruluyor. Orada da böyle kuş yuvası gibi de bir şey var. Yani kurulmuş. Ay çok güzel. Hala örüyorsunuz yuvayı. Yani bu hafta yeni ev taşınma, atama, tayin diyoruz ya. Böyle bir şeyler de olabilir arkadaşlar. İnanın. Ay bu yuvayı nasıl bozacağım ya? Bozulmadı. Bozulmadı. Çok güzel. Çok kıskananlar var. Artılar, çarpılar. Ve bir kıskananlar var size. Ay çok fena. Ya arkadaşlar. Yani burada bakın. Bir kaplumbağa var. Ama yürüyor. Kaplumbağa. O yuvadan da daha güzel şeyler olacak. O yuva sizin çok şanslı olacak. Bozulmadı. Başınızda da bir kuğu gibi bir gelecek. Bakar mısınız arkadaşlar? Ben böyle bir bakarmışım kahveye. Evet. Ay neler neler var. Gayet güzel çıktı. Sizleri seviyorum. Sakın yeni hayata evet deyin. Hala gözüm orada. Ağaçlık yuvanız böyle biraz yakınınızda bir orman olabilir. Hatta yeşillik olabilir. Çok güzel deniz olabilir yakınınızda ya da su böyle göl. Irmak gibi. Çok güzel ya. Sizi seviyorum. Yeni hayatınıza lütfen evet deyin. Güzel bir yıl diliyorum. Abone olup aşağı aldık kabul ettik yazar mısınız lütfen. Bilmiyorum burada gidecek olana çok güzel mesajlar gitmiştir. Yeni yeni yıllara çok uzun yıllara sağlıkla sizlerle olmak istiyorum. Hoşça kalın. Sabah sabah böyle paçoz bir saçla ve halle karşınıza çıktım. Artık sizler benim canımsınız. Hoşça kalın.